Aman padişahlarımın sarayına layık sultanım benim. Doğan güneşlerim temiz aydınlığımı nur yüzümden eksik etmesin. Dadıcığım, sabah olmasaydı keşke. Aman öyle söyleme sultanlarımın sultanı. Sabah şeriflerim hayrolsun efendim. Bulamadım dadıcığım, bulamadım. Neyimi bulamadın canımın canı? Şarkı söyleyen adamı, dağlarda bayırlarda sabaha kadar koştum durdum. Ta Göksu'ya kadar gittim dadıcığım. Hayırdır inşallah. Aman maşallah, rüyalarımda görmeye başladı benim sultanım. Hayırın karşı gelsin dadıcığım. Öyle güzel bir sesti ki. Gel seninle yarın ey serv-i revan, olalım mahvice Göksu'ya revan. Ben yaklaştıkça da o durmadan uzaklaşıyordu. Bütün sahil boyu koştum durdum. Aman hayırdır inşallah. Allah'ıma bin şükürlerim olsun. Deniz hayattır, kayıksa yol. Ses, hele şarkım, müjdelerim olsun, müjdelerim! Nah, bak buraya yazıyorum. Yakında sana güzel bir kısmetlerim var. Dadıcığım, beni utandırıyorsun. Şimdi kızılcıklar gibi kızaracağım. Aman padişahımın, gelinlerimin en güzeli sultanım benim. Saraylarım, mücevherlerim, yüz görümlüklerim olur inşallah. Kızım nerede? Bahçemin bu tarafında sanıyorum paşam. Şükran! Şükran! Neredesin kızım? Şükran! 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 Cinlere mi karıştı? Bak şu haline! Sen hiç büyümeyecek misin kızım? Hayır, büyümeyeceğim işte! Ben her zaman Harbiye Nazırı, çok muhterem Halil Paşa Hazretleri'nin ufacık kızı olarak kalacağım. Kızım benim, yaramaz kızım! Paşa babacığım, aslan yürekli babacığım benim! Yaramazlık yapmayı mı? Peki babacığım, yarın da beni havuzun içinde bulursun. Hadi bak. Güle güle. Hoşça kal. Babandan şimdiden izin al! Ne varmış? Ah, bize çok büyük bir sürprizi varmış, aklımız yerinden oynayacak diyor. Neymiş acaba, merak ettim. Ah, ben de! Şu cuma bir gelse... Hadi ama! Oldu! Teşekkür ederim! Birinci sürprizim bu! Avrupa'da böyle yapıyorlarmış. Bugün benim de doğum günüm. Onlar gibi bir doğum günü yapmayı düşündüm. (Gülüyor)
gelinim ikinci ve en büyük sürprizime. Beni takip edin bakalım, hadi! Çabuk olun! Bir dakika durun çocuklar, çok mühim bir şartım var. Çok sessiz olacaksınız. En ufak bir gürültü bütün programı alt üst eder, tamam mı? Tamam, tamam! Hadi artık meraktan çatlayacağım. Herkes buraya yerleşsin, otların arasında iyice saklanın. Hadi bakalım! Hadi! Benim senemsin ey Dilber! Benim senemsin ey Dilber! Deli gönlüm seni ister yâre, yâr, yâr aman. Deli gönlüm seni ister. Ya öyle. Ne derler etmiş ezber, zannederler etmiş ezber, seni söyler, seni dinler yâre, yâr, yâr ama. Seni söyler, seni beğendiniz mi? Çok, çok beğendim. Adeta aşık oldum. O kadar uzun boylu değil. Ben daha çok beğendim. Ah, o ne boy poz, o ne siz? Hey çocuklar, kendinize gelin. Benim ne kadar kıskanç olduğumu bilirsiniz. Hem hepinizden evvel ben gördüm. Ne çıkan? Ah, biraz daha yakından görebilseydim. Sorma kardeş. Yalnız cumaları bahçeye çıkıyor. Hep de uzaktan söyler. Böyle giderse meraktan çatlayacağım. Sen fikrini söylemeyecek misin Şükran? Şey, bilmem. Çocuklar, beni dinleyin. Bu sesi güzel adama ne zamandır bir oyun oynamak istiyorum. Ama komşu olduğum için ben cesaret edemiyorum. Hı? Şimdi aramızda kura çekeceğiz. Kim kazanırsa... Durun bakalım. Hadi çekin. Ha? Tamam. Ne? Ne şanslısın Şükran! Şimdi beni iyi dinle. Her cuma yaptığı gibi bugün de akşamüstü bizim kapının önünden geçecek. Sana öyle elbiseler giydireceğiz ki... ...kuş dilinde piyasaya çıkmış bir afeti devran olacak. Ne komik olacak çocuklar, ne eğleneceğiz göreceksiniz! İşte böyle gülüyorsun, arada dediğim gibi. Tamam, çok güzel oldu. Çocuklar hadi, çocuklar geliyor. Allah'ım sen bana yardım et, neredeyiz miydik bu işin içine? Kendinizi düşürünüz hanımefendi. Düşeceksiniz! Ayağınız acıdı mı? Bırakın! Bırakın beni! Bırakın diyorum! Thank you.
Babacığım. Canım babacığım benim. Gel benim bülbülüm. Yine ne var? Seni o kadar çok seviyorum ki babacığım. Hasretine dayanamıyorum. Çıkar bakayım baklıyı ağzından. Babacığım. Bir çıkarın olmazsa buraya gelmezsin. Ben Fransızca dersi almak istiyorum. Pekala. Sen istedikten sonra. Ama senin de istemen lazım. Ne gibi mesela? Osman Paşa'nın kerimesine ders veren bir Fransız madamı varmış. Osman Paşa'ya rica et. Bundan kolay ne var? Bana Yaver Bey'i çağır. Baş üstüne Paşa Hazretleri. Beni emir buyurmuşsunuz. Yaver Bey, kızımla dahiliye nezaretine kadar gideceksiniz. Bu kağıdı Osman Paşa'ya verirsiniz. Kızım sizi arabada bekler, neticeyi ona bildirirsin. Baş üstüne Paşa Hazretleri. Yaver Bey. Az kaldı unutuyordum. Sana yeni yaverimi tanıştırayım. Binbaşı Kemal. Affedin babacığım. O nasıl laf kızım? Kırılan bardak olsun. Sen hiç üzülme, şimdi temizlerler. Yaver Bey, şu kağıtları alın. Affedersiniz. Bu kağıtları derhal alakalı mercilere sevk ediniz, sonra da kızımla gidersiniz. Baş üstüne Paşa Hazretleri. Nezaretine çek. Hanımefendi Hazretleri, beni lütfen bekleyiniz. Mendiliniz bende kalmıştı. Cüretimi affedin. Bu cuma ve geçen haftaki gibi beni dinlemek lütfunda bulunursanız... Yalnız sizin için söyleyeceğim. Kemal. Osman Paşa Hazretlerinin keremeleri perşembe günü size intizar edecekler küçük hanımefendi. Teşekkür ederim Yaver Bey. Ben müsaadenizi rica edeceğim. Evrak takibi için burada kalmamı icap ediyor. Küçük hanımefendi hazretlerini köşklerine götürün. Sizi dinleyeceğim Kemal Bey.
Mahmur Hanım Göztepe'ye halılarını ziyarete gittiler efendim. Olsun, ben beklerim. Buyurun efendim. Gözünde iş benim adır, hayali bir bedeni. Gözünde iş benim adır, hayali bir bedeni. Hüda bilir ya iki defa gördüm ol güzeli. Hüda bilir ya iki defa gördüm ol güzeli. Yanıp tutuştum o şiirin edayı görmeyeli. Yanıp tutuştum o şiirin edayı görmeyeli. Acep vefada mı semti, acep, acep nereli? Acep vefada mı semti, acep, acep nereli? Nasılsın sen efendi? Güzel söylüyorsunuz binbaşı. Beni dinlediğiniz için müteşekkirim. Yazık oluyor doğrusu. Niçin? Ben sizin yerinizde olsam, direkler arasında şarkı söylerdim. O zaman bütün hanım matinelerinde ne ahlar ne oflar duyardınız. Sayfaları lavanta kokan, sarardım soldum diye başlayan mektuplar alırdınız. Neler söylüyorsunuz Şükran Hanım? Beni adi bir şarkıcı yerine koyuyorsunuz. Halbuki sizin için söyledim, yalnız sizin için. Hiçbir cuma böylesine hissederek söylememiştim. Benim ruhsuz sesime yepyeni bir üslup bahşettiniz. Binbaşı, binbaşı neler söylüyorsunuz? Hem de ne büyük bir alışkanlıkla. Kim bilir kimler için ezberlediğiniz bu yaldızlı kelimeler. Kran Hanım. Susunuz binbaşı. Ben sadece sizin sizi dinlemek için buraya geldim. Sonra babam sizinle bu şartlar için konuştuğumu duyarsa... Halil Paşa Hazretim çok büyüktür. Hislerimin temizliği... Kusura bakma Şükrancığım, hanım hastalanmış, Göztepe'ye gitmiştim. Ben de seni bahçede bekliyordum. Bu akşam bizdesin değil mi? Evet şekerim. Bir dakika Şükrancığım, elbisemi değiştireyim, şimdi geliyorum. Tek revadır sevdiğim ettikleri. Tekrevadır sevdiğim ettiklerim. Aşkı günlerce beklettiklerim. Gelmeyip ayar ile gittiklerin. Bir gelir insan bir hal.
yoruma çak. Beni affediniz Şükran Hanım. Niçin Kemal Bey? Niçin affedeyim sizi? Ne yaptınız ki bana? İlk konuşmamızda beni çok yanlış anlayacağınız şekilde konuştum. Ne fark eder? Niye Şükran Hanım beni yanlış anlamanız? Benim için başka bir şeyler düşünmeniz bile beni mahveder, beni öldürür. Ne tuhaf konuşuyorsunuz? Çok merhametsizsiniz Şükran Hanım. Bugün sizinle konuştuktan sonra bir daha sizi hiç dinlememek için kendi kendime söz verdim. Fakat şimdi buradasınız. Ne bileyim ben, kendimi burada buluverdim. Ne olur, eğer burada kalmamı istiyorsanız o şarkıya devam edin. O zaman direkler arasındaki adi bir şarkıcı olurum. Ben de lavantalı kağıtlara mektuplar yazan şehzade başı Dilberi. Şükran Hanım. Buyurun binbaşı. Şükran Hanım, ne olur sizinle hiç konuşmamış olsak, gündüz ki lafları hiç söylememiş olsak. Evet, öyle olsanız. Şükran Hanım, biz çok evvelden birbirimizi tanıyoruz, değil mi? Çok evvelden. Çok evvelden Şükran Hanım. Çalmak çok güzel. Şimdi var çalışma Fransızca. Hangisini beğendin evladım? Piyano çalan anneciğim. Aferin evladım, zevkini beğendim. Paşa babana evlenme fikrini açtığın zaman çok sevinecek. Hem de kabineden bir arkadaşım. Kimin kızı anneciğim? Harbiye Nazırı Halil Paşa Hazretlerinin kerimesi. Bütün sarayın dilinde dolaşır bu izdivaç. Dahiliye Nazırı Osman Paşa Hazretlerinin mahdumu, Harbiye Nazırı Halil Paşa Hazretlerinin kerimeleri. Çok şanslısın evlat. Kemal, mahmurelere gelmeme imkan hasıl olmadı. Beni koruda bekleyin. Odamın penceresinde lamba yandıktan sonra geleceğim. Şükran. Saatlerdir umutla bekliyordum. Yeşil köşkün lambasının yanmasını. O lamba daha mı yanacak değil mi Şükran Hanım? Bu geceden sonra daima yaşadığım müddetçe yanacak. Ben de nerede olursam olayım o lambayı düşüneceğim. Bu saatte gözlerimin içine bakanlar göz bebeklerinde o lambanın ışıklarını görecekler. Bakın
Şimdi dediler, beni kim hakladı? Varım bakın, şimdi de bilirler, kimi hakladı? Cürmü meşhut istiyorum imam efendi, cürmü meşhut! Bu yalnız benim namusum değil, bütün mahallenin de şerefi namusudur! Hakkı âlin vardır evlat! Bu kanuni bir müeyyidedir! Ceza kanununa da girer! Ahlak kanununa da girer! Mesken kanununa da girer, tanzifat ve tenvirata da girer. Yani senin anlayacağın bütün kanunlara girer. İlla hatun kişinin zanparesinin meskene duhulü tebeyyün etmiş olmalı zahir. Elbette imam efendi, elbette. Şahitler böyle söylerler, ha! Namusum iki paralık oldu. Şerefim ayaklar altına alındı. Bir eli yağda, bir eli baldıydı. Hiçbir eksiği yoktu aşiftenin. Onun bir eksiği olmadığı belli. Ola ki senin bir eksiğin ha? Haşa! Haşa! Her şey hazır mı muhtar efendi? Hazır imam efendi! Evin etrafına da birkaç ehli namus delikanlı koyun. Pilalı filan bulun. Ben her şeyi düşündüm. Delikanlılar evin dört tarafını birden saracaklar. Aman Bilal duymasın! Mahalleyi ateşe verir baştan başa vallahi! Mahallenin namusunu tırnağına taş değsin istemez. Hadi gidelim. Hadi. Cürmü meşhut yaptıracak. İmam, muhtar bütün mahalleli kapının önüne geliyor, kalk! Ah! Gördün mü başımıza gelenlere, bütün namusum iki paralık oldu, kalk! Bilal diyorum, Bilal kalk! Ne olursun kalk, Allah rızası için kalk Bilal! Allah hay Allah! Bu evde ağızlı deyip uyuyamayacak mıyım? Bilal! Açın kapıyı, yoksa kıracağım! Ne oldu? Ne oluyor be? Basıldık Bilal, çabuk kaç! Arka taraftan kaç! Ha, burada! Yakaladık zamparayı, gelin! Kaçma! Dur! Seçin! Bırakın be! Vay, Bilal abi! Ne zannettiniz yakasızlar, beni mi enseleyecektiniz yoksa? Ama Bilal abi, sen oradan... Makasla be! Suretine bir gardara çekersem! Affet Bilal abi! Ah şöyle, yola gel andavallı! Bu mahallenin namusu benden sorulu! Sen bu meseleyi duydun mu evlat? Elbette babalık! Bu masalar bana top patlaması gelir! Söyle Omar'ı alsın kaşık düşmanını, yelkelesin bu mahalleden! Yakaladım! Yakaladım! Ne oldu yahu? Zanfarenin yemedileriyle kuşağa kalkmış! Yakalayın şu öz düşmanını! Dur bakalım ıskatçı imam! Beni yakalayacağı kanatının karnından çıkmadı! Bizim evde tahta kuru süpüre dolu... ...bu moruğun yatağında beyaz çarşaf varmış mis gibi gidip namusumuzla zıbardık! Bunun ırz düşmanlığı neresinde? Ha? Dur, yakalayın! Yakalayın be! Yakalayın! Vay moruk vay! Gecenin bu saatinde üşüyeceksin, romatizmaların tutacak! Yatağı ben ısıttım, hadi git de gir içine! Eyvallah beyzadeler! Koşun! Ne duruyorsunuz? Koşun! Yakalayın! Hadi koşun! 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 Evet, yakalayın! Aman Allah'ım! Ey gidi Bilal oğlan, kurşun atsalar yetişmez ona! Koşun be! Gel.
Ben çalacaktınız. Hayrola, rahatsız ettik galiba. Gidelim Şükran. Durun bakalım yahu. Sizin de benim gibi gece yarısından sonra uykunuz kaçmış galiba. Biraz şene atardık. Aslanım, git buradan da belanı benden bulma. Ayıp ettin be berber çıra. Ben bulmuşum bulacağım belayı. Senden gelecek bela hayır olur. Sen şöyle çek. Başın derde girecek. Söyle bakalım derdini. Müsaadenle. Nereye? Hanım ablanın yanına. Ayıp ettim be abi, şaka yaptık. Hadi bakalım yürü. Gideriz be, ne olacak? Bizim yumruğumuzun tadını bütün Çeşme meydanı bilir. Kasımpaşa bilir, Mevlana kapı bilir, Çatladı kapı bilir. Hangisi daha sertti, ne dersin? İstediğin al bakalım. Vay canına! Bizden çetin ceviz de varmış memlekette. Sen hangi ocaktansın? Dur be aslanım, biraz nefes alalım. El elden üstün müşteriler, doğruymuş hanım yenge. Kusura bakma abi, 40 yılda bir şaka yapalım dedik, yüzümüze gözümüze bulaştırdık. Hadi defol buradan, yoksa... Sana kanım kaynadı be abi. Bizim kahvenin ocakçısı söyler, en büyük arkadaşlık kıyasıya kavgalardan sonra başlarmış. Sen de benim çenemin yerini değiştirdin, ne dersin? Bir daha seni buralarda görmeyeyim. Kızma be bey abi! Allah seni hanım yengeden ayırmasın. Unutma abi, bir daha karşılaşırsak ya arkadaş oluruz ya da birbirimizi öldürürüz. Hadi şeytanın bol olsun. Gidelim Kemal, geç kalıyorum. Gidelim Şükran. Nerede kalmıştık paşam? Sebebi ziyaretiniz hakkında. Ha evet, evet. Sebebi ziyaretim, hayırlı bir iş için. Fakat nasıl söyleyeyim birader? Neyse, usulü erkanıyla başlayayım. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... ...sizin Kerime Hanım'ı benim mahduma istiyorum. Vallahi paşam ne diyeyim bilmiyorum ki. Şükran benim canım ciğerim. Onun saadeti yegane emelimdir. Sizin mahdumu severim. Bir kere düşünelim. Ama birader bu işler sıcağı sıcağına olur. Sen bir cevap ver kafi. Düğünü de yapıveririz, olur biter. Kısmetse olur inşallah. Çöp çatan çattıysa ne diyebiliriz? Hadi sultanım, hadi canımın içi. Aşağıda misafirlerim sizi bekliyor. Gelmeyeceğim, istemiyorum. Ama nasıl olur Nurayn'ım, nasıl olur? Osman Paşa'mın ve muhterem zevcelerin köşke ilk teşrifleri. Sizi istemeye geldiler. İstemiyorum dadıcığım, istemiyorum. Sus,
Mahdumları onların olsun. Hadi sultan, hadi canımın iç. Hadi benim yavrum, hadi. Yaver Bey, şimdi haber geldi. Zat-ı şahaneleri beni ziyaretlerine çağırmak lütfunda bulundular. Saraya gidiyorum. Arayan olursa söylersin. Emredersiniz Paşa Hazretleri. Efendim, zat-ı şahanenin hakkı alileri var. Bak bir hayli karışım. Ha. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi şimdilik müfettiş umuminin raporunu ihtiva eden şifreyi intizar etmekteyim. Ona göre kısmi bir seferberlikle 7. fırkanın sevkini dermiyan edecek. Yaver bir iki akşam nezarette kalacak. Kendisi çok güvendiğim bir şifre zabitidir. Şifre kaçta gelirse gelsin, bana bizzat haber getirmesini emredeceğim. Bu akşamki ziyaretinizde Mahdum Bey'i de bekliyoruz. İşte biraz Avrupa'yı hareket edersek hiçbir şey kaybetmeyiz. Gençler birbirlerini görüp tanışsınlar. Evet, doğru, hakkı haliniz var. Biz de evde öyle düşünmüştük. Evet. Söyle tadı buraya gelsin. Şifre geldi. Emrinizle derhal çözdüm Paşa Hazretleri. Çok fena. Ne oldu paşa? Çok fena. Tahminimden de kötü. Yaver Bey, 7. fırkaya ait emri derhal gönderin. İkmal yapsınlar ve hemen hareket edin. Baş üstüne, emrinizi bildireceğim. Yalnız sizden bir istirhamım var Paşa Hazretleri. Söyle. Fırkaya bağlı müstakil hücum taburunun kumandanlığı münal. Tayinim için emir ve müsaadelerinizi rica ediyorum. Nasıl olur?
Vatanın bu karanlık günlerinde masa başında çalışmaya tahammül edemiyorum. İstirham ederim Paşa Hazretleri, beni de oraya giden kardeşlerimle Yemen'e yollayayım. Harpte cephe ve cephe gerisi diye bir şey yoktur Yaver Bey. Hepimiz her an harpteyiz. Ama ille istersen... İstiyorum Paşa Hazretleri. Benden bu lütfu esirgemeyiniz. Peki, hadi ettim. Sağ olun Paşa Hazretleri. Hayır Kemal, hayır! Bunu bana yapamazsın! Gitmeliyim Şükran. Hem bu senin için de iyi olur. Hayır, iyi olmaz bu benim için. Çok kötü olur. Bizi ayırıyorlar Şükran. Kendini bu hayata alıştırman lazım. Olmaz olsun böyle hayat! Babanın ve Osman Paşa'nın istekleri bu. Sarayında bütün kalbiyle tasvip ettiği bir izdivaç olacak. Ya benim kalbim? Onu hiç mi düşünmüyorlar? Onların bu rızaları karşısında... benim kırık kalbimin hüsranını niçin hesaba katmıyorlar? Onların ölçüsü bu Şükran. Hayır Kemal, hayır! Sen kuvvetli bir insansın. Bunu böylesine kabul edemezsin. Bir taraftan Dahiliye Nazırı Osman Paşa Hazretleri... diğer taraftan Harbiye Nazırı Halil Paşa Hazretleri... ve karşılarında... defterdarlık katipliğinden mütekaid... Rüstem Efendi'nin oğlu... binbaşı Kemal. Seni ebediyen seveceğim Şükran. Bu ıstırap Yemen çöllerinin ateşinden daha fazla yakacak beni. Nereye gitsem peşimi bırakmayacaksın. Tek teselliğim senin beni unutabilmen umudum olacak. Beni unut Şükran. Ben belki de senin için bir genç kızlık heyecanıydım, beni... Sus, hain adam sus! Böyle konuşup da bana iftiralar atma! Seni tanıdıktan sonra yaşamaya başladım. Keşke seni hiç tanımamış olsaydım. Keşke hiç yaşamamış olsaydım. Böyle bir hayata tahammül edemezdik Şükran. Her sabah seninle karşılaşmanın heyecanıyla uyandım. Her köşe başından senin çıkacağını bekledim senelerdir. Şimdi de gidiyorsun. Seni en çok sevdiğim zaman ayrılıyorum. Bu sevgim hiç eksilmeyecek Şükran. Seni bekleyeceğim Kemal. Yaşadığın kadar... nefes aldığın kadar... yeşil köşkün lambası... hiç sönmeyecek. Bu korudan... yeşil köşke bakanlar... titreyen ışığın... neler söylediğini... hiç anlayamayacaklar. Onu yalnız ben anlayacağım Şükran. O ışık beni dağlarda, bayırlarda... kızgın çöllerde takip edecek. Kör olsam bile onu göreceğim. Sus Kemal, vedalaşmayacağım. O zaman hiç ayrılmamış gibi oluruz. Her akşam seninle buluşacakmış gibi hazırlanacağım. Sen de bu koruda benim için dolaşacaksın. Binlerce kilometre uzakta olsam da ne çıkar? Geldiğimde... yeşil köşkün lambası yanmıyorsa eğer... bil ki ben yaşamıyorum Kemal. Binbaşı Kemal'im, 7. Fırka müstakil taarruz taburuna tayin edildim.
Emirlerinizi bekliyorum kumandanım. Memnun oldum. Memnun oldum Mimar. Ben Liva 3. Tapur Kumandanı Binbaşı Selim. Bu gece hareket ediyoruz. Binbaşı Selim, Binbaşı Kemal'e odasını göster. Gir! Ben hizmet askeriniz Bilal, emrinizdeyim kumandanım. Kumandanım, binbaşım! Ne oldu asker? Kumandanım, binbaşım! Söyle, emrediyorum, söyle! Emrinizdeyim kumandanım! Emir subayına söyle, bölük kumandanlarına haber versin. 3 bölüğü derhal içtimada görmek istiyorum. Bu akşam hareket ediyoruz. Asker! Kumandanım! Emir tekrar et! Emir subayına söyleyeceğim kumandanım! Bölük kumandanlarına haber versin kumandanım! 3 bölüğü derhal içtimada görmek istiyorsunuz kumandanım! Bu hareket ediyoruz! Hadi marş marş! Baş üstüne kumandanım! Bah sultanım bah, bah canımın içi! Ne dertlerim var bakayım! Hadi bana söyle yavrucuğum! Hadi canım, hadi sultanım! Ben onu seviyorum! Ölürüm de başkasıyla evlenemem, anlıyor musun? Ağlama sultanım, ağlama! Allah'ım aşkına ağlama! Sana padişahlarım, saraylarım, Osman paşalarım feda olsun! Söyle bakayım, kim bu sevdiğin? Hı? Kemal, binbaşı Kemal! Nem var kızım? Hı? Babacığım! Canım babacığım benim! Söyle yavrum, söyle nem var? Babacığım, hani çok küçük olduğum günlerde beni kucağına alırdın... ...saçlarımı okşar, yanaklarımı öperdin ya... ...işte beni gene öyle kucakla, öyle öp! Sanki hiç büyümemişim gibi! Hı. Öylesin yavrum! Sen benim için her zaman çocuksun! Öyleyse babacığım, beni evlendirme, yollama beni buradan! Seni üzen sebebin bu olduğunu daha önceden tahmin etseydim... ...bu kadar endişeye düşmezdim.
Yav, evlat! Alem bu alem, devran bu devran! Hangi kız evlat babasının evinde ebediyen kalmıştı, hı? Hayır baba! Demek istediğim... Sus evladım! Allah'ın emri bu, önüne geçemeyiz! Senin kısmetin buymuş! Değil baba, değil! Benim alnıma yazılan bu değil! Senin sizlerin icat ettiği kader oyunu bu! Hı? Neler söylüyorsun Şükran? Elbette söylerim ya! Büyük masalarınızın başında altın yaldızlı apoletlerinize bakarak verdiğiniz bir idam kararı bu! İzliyorum, kabul etmiyorum! Senden bunları da mı duyacaktım Şükran? Ben senin saadetin için elde edilecek imkanların üstüne çıkmaya çalıştım! Ve bunda muvaffak oldum! Seni sarayın ve bütün İstanbul'un dillerine destan olacak bir düğünle evlendireceğim! Hep söyledikleriniz bu! Sarayın ve İstanbul'un dillerine destan olacak bir düğün! Bir cenaze alayı! Ne olur! Siz kendi ellerinizle biricik kızınızı canavarlara teslim eden hain babalardan olmayın! Sus yeter artık! Terbiyesiz! Beni iyi dinle! Bu iş olacak! Sebebini sormuyorum! Fakat bu isyankar hareketlerini ve lüzumsuz korkunu sebebini anlayamadığım genç kızlık heyecanına veriyor. Düğün hazırlıkları derhal başlayacak! Ben evlenmek istemiyorum! Eğer size fazla geliyorsam gider el kapılarında hizmetçilik yaparım! Ölüm yok, bu ne figan, adı Yemen'dir, Fölüç Limen'dir, giden gelmiyor, acep nedendir? Türk ordusu, Yemen'in kızgın çöllerinde korkunç bir savaşa girişmişti. Sana güveniyorum. Sağ ol, sağ ol kumandanım. Ki dinle, şimdi karargâhtan geliyorum. Çok güç bir vazifedir. Bunun sonunda ölüm var. Hadi hazırlan. Baş üstüne kumandanım. Yanına 6 kişi al. Baş üstüne kumandanım. Büyük çölü baştan başa geçeceğiz. Gayet arkadaşlar! 2 kilometre ötede bir kuyu var! Su! Su! Bir damla su! Gayret kardeşim! Gayret! Kavuştuk! Dön geri! Dön geri! Serap görüyorsun! Serap görüyorsun!
ölmüş. Küçük mola. Müslüm önce çık. Başına kumandan. Evvel gelmişler. Çok kalabalıklar. Toplanın, gidiyoruz. Ne oldu kumandanım? Yılan saptı elimi. Bana bir şey olsa kumandayı sen al. Deli misin sen, zehirleneceksin. Sen öleceğine ben öleyim kumandanım. Başka çaremiz yoktu. Kana karışmazsa kurtarırız paçayı. Sağ ol Bina. Bu sefer de atlattık. Allah'ıma şükürler olsun kumandanım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin.
İlk karşılaştığımızda bir laf etmiştim Bilal. Doğru çıktı kumandanım. Doğru Bilal, hakkım varmış. Canımdan bir kardeşim olsaydınız, böylesine size bağlanamazdım binbaşı. Yeter! Yeter! Yeter artık! Dayanamıyorum, yeter artık! Yeter! Cephane bitti. Ben bitiyor binbaşı. Süngüdak! Sana kızım, ne oldu böyle? Dadacığım, bırakma beni, bırakma! Çok korkunç bir rüya gördüm. Erkan-ı Harp binbaşı Kemal, Yemen muharebesinde Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece, bir müsaademe sırasında maalesef şehit düşmüştü. Geçti
Vah yavrum, vah canım, vah, vah! Kemal! Kemal, bizi ayıramaz! Bizi kimse ayıramaz! Lambayı yak! Ne olur yak dadıcığım! Yeşil köşkün lambası yanmalı! Hiç sönmemeli! Ta ki ben sönene kadar! Yanıyor yavrucuğum, hep yanacak! Yansın dadıcığım! Sonra o gelir de lambayı yanmaz görürse... Allah göstermesin, kendine kıyar dadıcığım! Sus Şükranım, sus yavrum! Kendini harap ediyorsun, bak kanterlerim içinde kaldın! Ya o dadıcığım? O ter içinde kalmıyor mu? Çöllerde bir rüzgar esermiş, insanın yüzünü yakarmış. Susuz kalırmış insan. Yemen çöllerinde Allah'tan başka dostları yokmuş onların. Yeter artık sultanım, bak harap oluyorsun. Kemal, Kemal! Yeşil köşkün lambası senin için yanıyor, gel! Gel artık! Kemal! Kemal! Paşam, ne olur Şükran'ımı affedin! Kızımızın hayatı binbaşı Kemal'ime bağlı! Aylardır hep onun ismini sayıklayıp duruyor! Aralarında çok temiz bir bağlarım olduğunu zannediyorum paşam! Binbaşımı siz de severdiniz! Ne olur paşam, kızınıza ve Kemal Bey'ime kıymayınız! Mukadderat-ı ilahiye onları birbirinin karşısına çıkartmış! Yarın öbür gün hak biterse, Allah'ım da kısmet ederse, onları birleştirin, sevaptır paşam! Yalvarırım paşam! Cüretimi af buyurun! Erkan-ı Harp binbaşı Kemal, Yemen muharebesinde cumayı cumartesiye bağlayan gece, bir müsademe esnasında maalesef şehit olmuştur. Bana bak dadı! Bu haberi Şükran'ım duymamalıdır. Aman felaketlerim olur paşam! Allah göstermesin, canına kıyar! Ne yapalım? Yalan söyleyeceğiz dat. Günahsız yalan! Bir ömür boyu mu? Evet, bir ömür boyu! Evet, öyle!
Evet, bir ömür boyu Şükran'ı oyalayacağız. Onu uzun bir ayrılığa alıştıracağız. Ancak iyi hatıralarla yaşanabilen mesut ülkelere götüreceğiz onu dadıcığım. Bir çocuk gibi kandıracağız. Ta ki unutana kadar. Unutamaz paşam, unutamaz. Allah'ım sen bize yardım et. Amin. Nerede buldun bunları? Vallahi Vaha yolunda buldum. Vallahi be! Ne güzel adam değil mi? Vallahi Emir Sait gelir. Billahi Emir Sait gelir. Seni burada görmesin. Ella, nerede buldun bunları? Vaha yolunda ya Emir, billah Vaha yolunda! İkisi de Türk, misafirimizdirler. Türklere karşı sevgim saygım büyüktür, burada kalsınlar. İleride adamlarıma bir Türk gibi cengaver olmayı öğretirler. Derhal yaralarına baksınlar. Yalnız bunu öbür şeyhler duymasın. Kimse duymasın, hatta bizim kabileden bile. Soran olursa Tanrı misafiri dersiniz. Neredeyim ben? Kalkmayın, yaralısınız. Neresi burası? Emir Said'in kabilesi. Ben de kızı Leyla'yım. Emniyetli bir yerdesiniz. Burada kimse size bir kötülük yapamaz. Bugün çok iyisiniz kumandanım. Talihimiz varmış ki buraya düştük. Ya ötekiler? Ötekiler ne oldu? Can pazarı kumandanım. Allah hepsinden rahmetini eksik etmesin. Yaralarımız iyi olsun, hemen yola çıkalım Bilal. Çıkalım kumandanım.
seni, Arap çocuğu seni! Seni, fellah seni! Nasılsın Churchy? İyisiniz değil mi binbaşı? Sayenizde Leyla. Siz o kadar iyi insanlarsınız ki bize yardım etmemiş olsaydınız leşimiz çoktan kartallara yem olmuştu. Köşkün lambası yar yanıyor mu? Yeşil köşkün lambası yar hiç bitmiyor. Şu gönlümün kavgası yar hiç bitmiyor. Şu gönlümün kavgası yar. Kabada bir, çuhada bir giyene yar. Abada bir, çuhada bir giyene yar. Güzel de bir, çirkin de bir sevene yar. Güzel de bir, çirkin de bir sevene yar. Canım kurban olsun kıymet bilene yar. Canım kurban olsun kıymet bilene yar. Ay gibi parlak, gün gibi doğanım geliyor. Cepkeni kırmalı, saçları sırmalım Çok müteessirim Paşa Hazretleri. Hayrola Doktor Bey? Söyleyin doktor. Çekinmeyin benden. Kızımın hastalığı ne? Verem. Çok çabuk oldu. Onu yıkan, mahveden, kahredici bir sebep olmalı. Olacağım, deli olacağım! Kumandanım, kumandanım! Gidelim artık Bilal! Emir Said niçin bizi yollamamakta ısrar ediyor? İyiliğinden kumandanım, misafirperverliğinden...
Mutlaka Şükran'a bir şeyler oldu. Bu sıcak hava, bu kahredici sıcaklık. Kötü bir haber duyacak gibiyim. Allah hayra tebdil etsin kumandanım. İyi olduk. Ortalıkta düzelmiştir belki. İstanbul'a gitmemiz gün meselesi. Allah onu sana kısmet eder inşallah. Ne oldu be Arap çocuğu? Ziyafet var bu akşam. Şeyim ikinizi de davet eder bu akşam. Vallahi davet eder be! Bütün komşu kabilelerden beyler, şeyh çocukları gelecek. Hoppala! O da nereden çıktı? Siz anlamazsınız. Bizde adettir. Leyla ablam kocasını seçecek ya! Elinde alev alev yanan bir kap olacak. Onu kimin önüne koyarsa onu seçmiş demektir. Sonra da 40 gün 40 gece düğün! Çorbalar içeceğiz! Çölde kral olmaktansa mahallede muhtar olayım daha iyi. Biricik kızımız çöl kızı Leyla, onu Allah'ın en büyük lütfuna müyesser kılıyor, o yüzüne bakmadan gidiyor. Bunu kan temizler Emir Sayın! Şeyh Musa! Gazaba gelme! Benim kabilem, sulh ve sükun kabilesidir. Binbaşı biraz daha düşünün, elbet kabul edecektir. Beni niçin sevmiyorsun binbaşı? Çok mu çirkinim ben? Leyla, çöl çiçeğim benim. Sen çok güzelsin. Sana çirkin demek için güzeli tanımamış olmak lazım. Peki ama niçin beni istemiyorsun? Seni istememek elimde mi Leyla? Sen bu merhametsiz çöllerde rastladığın vahasın. Bana baktın, beni iyi ettin. Yeni baştan hayata başlattın. Sana çok şeyler borçluyum. Ama seni sevmekle bu borcu ödeyemem Leyla. Ben senin bir serabım. Eninde sonunda kaybolmaya mahkum bir serap. Hayır binbaşım, hayır seni bırakma. Beni sev. Çok geç Leyla. Ben başkasını seviyorum.
Şu anda beni senden iyi kimse anlayamaz. İstanbul'da benim için ağlayan, benim dönmem diyen biri var. Gitmesem bu lamba ebediyen söner. Ve bu günah beni örür. Sen beni kolay unutursun Leyla. Çünkü biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Hadi çöl çiçeğim, bak yüzüme. Gözyaşlarını ellerimle sil. Seni hiç unutmayacağım Leyla. Onun yerinde olmak için neler vermezdin? Sen de mesut olacaksın Leyla. Allah iyi kullarının saadetine yardım eder. Seni benden önce sevmekle aşk ıstırabını o benden önce tatmış olur. Bense bu ıstırabı çok geç öğrendim. Onun için seni bekleyene gitmelisin. Kaçman için yardım edeceğim sana binbaşı. Sanatoryum tedavisine niçin lüzum gördünüz doktor? Ümit Paşa Hazretleri belki... Demek ki iyi olması için bir ümit ışığı bekliyoruz. Maalesef Paşa Hazretleri, Şükran Hanım'ın iyi olması için bir mucize lazım. Muhterem Osman Paşa Hazretlerine, kerimem Şükran'ın sıhhi mazeretine binaen mahdumunuz Mahir Beyefendi ile izdivaçlarına maalesef imkan kımadığını teessürlerimle bildirir, hürmetlerimin kabulünü rica ederim. Halil Paşa, bunu zartlayıp derhal Osman Paşa Hazretlerine postalayın. Lamba, lambayı yakın. Bana nerede? Niçin lambayı yakmıyorsun dadıcığım? Aman sakin ol evladım. Köşklerimizde değiliz. Bir müddet için burada hastanelerimde yatacaksın yavrucuğum. Aman ne yapıyorsun yavrucuğum? Hadi yatacağına yat bakayım, köşke gidelim, lambayı yakalım dadıcığım. Peki yavrum, sen yat yatacağına, ben gider yakarım lambayı. Binbaşım! Binbaşım! Ne olur kumandanım gidin! Koruya gidin!
Onu görmeden yapamazsınız. Hadi gidin. Artık binbaşın kumandanın yok Bilal. Biz sadece iki kader arkadaşıyız. Herkes bizi öldü biliyor. Bırak öyle bilsinler. Niçin koruya gitmiyorsunuz? Korkuyorum Bilal. Kötü haber almaktan korkuyorum. Şükran'ın başına bir hal gelmiş olmasından korkuyorum. Pencerede lambayı yanmıyor görürsem... ...yaşayamam Bilal. Allah göstermesin kumandanım. Kumandanım, ne olur gidin. Peki, gidiyorum. Ama bir şartla. Benim peşimden gelmeyecek. Sen git de kumandanım, nasıl gidersen git. Allah çarpsın ki gelme. Ameliyat ne oldu? Kurşun kalbi sıyırıp geçmiş, kurtuldu, şansı varmış. Kimmiş, neyin nesiymiş? Hüviyeti meçhul biri. Hürmetler ederim Paşa Hazretleri. Kızım nasıl? Bugün daha iyice, içeride sizi bekliyor. İyi. Geçmiş olsun. Bugün daha iyisiniz. Boşuna uğraşıyorsunuz doktor. Ben yaşamak istemiyorum. Mesainizi hayatı seven, yaşama arzusu olan insanlar için harcayın. Bizim vazifemiz yaşatmaktır. Ne kadar çırpınsanız doktor, bir ölüyü diriltemezsiniz. Ben 6 ay evvel öldüm. Dostum. Siz ya delisiniz, yahut da fena şeyler sayıklıyorsunuz, müsaadenizle. Ha, iyi şeyler düşünün. Yanı başınızda her an sizi bekleyen bir saadetin olduğunu unutmayın. Bugün nasılsın kızım? Bilmem. Biraz daha iyiyim galiba doktor bey. Merak etme. Her geçen gün daha iyi olacaksın. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Müzik
binbaşım! Kemal binbaşım! Kemal! Şükran! Biliyordum, biliyordum Kemal geleceğini! Kemal! Binbaşı Kemal! Bu bir mucize Paşa Hazretleri! Aa, aman ayol, gördün mü? Bu ne hikmetlerimdir ki Allah'ım, sual olunmaz! Ne oldu büyük hanım, kızım mı gelin oldu? Bu ne sevinme böyle? Aman sorma evladım, saadetlerime çiçeklerim açıldı! Kemal binbaşım çok yaşa emin! Elbette yaşayacak! Binbaşım aslan yüreklidir benim! Aylardır onu arıyordum! Şükranım yavrum! Meleklerimin en temizi benim! Allah'ım mesud etsin seni! Hiç ayrılmayacağız Şükran! İyi olacaksın, mesud olacağız! Sen geldin ya! Sen geldin ya Kemal! İyi olacağım, beraberiz! Daima beraber! Yeşil köşkün lambası ebediyen yanacak! Yanıyor o yeşil köşkün lambası!